Merhaba arkadaşlar. Size bugün Linux komutlarından FTIS komutundan bahsedeceğim. FTIS komutu fixed disk diye adlandırılan, Türkçe karşılığı sabit disk veya format disk anlamına gelen bir komut. Bu komutla Linux ve Unix sistemlerinde diskiniz üzerinde bölümler oluşturabilirsiniz. Bölümleri silebilirsiniz. Bölümlerin durumunu görebilirsiniz. Partitionlarınızı, işte bölümlerinizi listeleyebilirsiniz. İşte size bu eğitimde FTIS komutuyla neler yapabileceğinizi kısaca göstermeye çalışacağım. FTIS komutu ilk önce hali hazırda, bakın, şöyle gelip çalıştırdığınızda size erişim hatası verecek. Çünkü neden? FDisk'i çalıştırabilmek için root ya da sudo kullanıcı grubunun üyesi olmanız gerekiyor. Geliyorum, bakın, sudo ile çalışıyorum FDisk'i. Bakın, L parametresiyle çalıştırdım. Benim sistemdeki bütün diskleri gösterdi. Ben bugün size bu diskin üzerinde yapacağım işlemleri göstereceğim. Tamam mı? FDisk L yaptım. FDisk L ile diskim, makinemin üzerindeki disklerle ilgili bilgileri gördüm. Linux'ta belirli bir disk bölümüyle ilgili bilgilere ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. Bakın şöyle. Gelip L, ben ne dedim? Benim işim bu diskle. Geldim. Bakın, sadece bana bu komutu yazdığımda sadece bilgilerini istediğim diski gönderdi. Görüyor musunuz? Buraya kadar tamam mı? Devam edelim. Ben FDisk ile bu görüntülemeyi yaptım mı? Aslında FDisk komutunun içine girmedim. Ne demek istiyorum? Bakın, geliyorum, FDisk'i L parametresini kaldırıyorum. Şu şekilde çalıştırıyorum. Şu an FDisk komutunun içine girdim. Yani FDisk komutunun yapılandırma ile ilgili bölümüne girdim. Bana diyor ki yardım için M'ye bas. M'ye bastığım anda FDisk altında kullanabileceğim komutları gösteriyor bana. Görüyor musunuz? Şimdi benim diskime bakayım. Ne dedim? Benim bir diskim var. Şurada print diyeyim. Bakın, bana neden sadece bu diski gösterdi? Çünkü ben işlemi, içeri nasıl girdim? Bu diskle girdim. Sonra bakın P'ye bastım. Print anlamında bana bu diskimi gösterdi. Diskimin tipinin GPT olduğunu söyledi. Şimdi disk yapılandırmalarında iki tür var. NBR ve GPT. Şimdi neydi? Bir MBR diye yazılan NBR, bir de GPT. Eski sistemlerde BIOS sistemiyle çalışan yapılar, BIOS arka tarafta BIOS, diğer ifadeyle CMOS olan sistemler NBR'i kullanıyor. Ama UEFI dediğimiz GPT de, UEFI dediğimiz daha görsel, daha böyle gelişmiş bir arayüze sahip olan, BIOS'tan daha gelişmiş bir arayüze sahip olan bir yapıyı kullanıyor. Aradaki farkları ne? Şimdi NBR'i kullandığımızda NBR bize 4 tane primary bölüm, bir tane de extended bölüm oluşturmamızı sağlıyor. O extended'ın içinde de istediğimiz kadar, karakter yettiği kadar logical diskler oluşturabilirim. Ve NBR bize 2 terabayta kadar olan bölümler, diskler üzerinde çalışmamıza izin veriyor. Ama ben 2 terabayttan büyük bir bölümü istiyorsam neyi kullanacağım? GPT'yi kullanacağım. Buraya kadar tamam mı? GPT üzerinde 128 taneye kadar primary bölüm oluşturabilirim. GPT'de extended diye bir bölüm yok. Bunları anlattıktan sonra geliyorum sizlere FDisk üzerinde nasıl bir bölüm oluşturabilirim, bunu anlatmaya çalışacağım. Ne demek? Bakın, şunu demek istiyorum. Yine içeri gireyim. Girdim. Bu diskim için girdim. N parametresi, burada N benim disk bölümü oluşturmak için kullandığım
karakter. N'e bastım. Bana diyor ki 1 ya da 128 arasında bir tane partition. Eğer bir şey yazmaz enter'a basarsam default 1 zaten sıradakini atacak. Çünkü üzerinde başka bir bölüm yok. Ben de bir bölüm numarası verebilirim. Tamam, default'ta kalsın diyorum. Bana diyor ki ilk sektörü söyle. Yapmazsan diyor 2048'den başlayacak. Tamam. 2048'den başlasın. Şimdi bana diyor ki ya sektörü yazabilirsin. Bakın burada diyor ki ya sektörü yazabilirsin kendin ya da şu şekilde bir size belirtebilirsin. Bir sektör yazayım. Mesela ne yapayım? Diyorum ki buraya kadar deyip 1 GB'lık bir alan oluşturdum. Gördünüz mü? 1 GB'lık bir alanım var şu an. Bölüm oluşturdum. Primary bölüm oluşturdum. Şey, primary değil, özür dilerim. Zaten GPT'de bütün bölümler primary. Yani extended primary diye ayırmıyorum. Çünkü zaten GPT'de extended yok. Buraya kadar tamam mı? Süper. Şimdi geliyorum. Bir bölüm daha oluşturacağım. Tekrar N parametresiyle geliyorum. N karakterini yazıyorum. Gördüğünüz gibi partition numarasına bir sonraki numara olan 2'yi atadı. Default olarak o seçili. Hiçbir şey yazmıyorum. Yazabilirim bakın. 2 yazdım. Gittim. First sektör ne diyor? Seçmezsen bu olacak diyor. Dikkat ettiniz mi? Çünkü burayla burası arası. Default bu diyor. Bir sonraki sektör bu diyor. Tamam mı buraya kadar? Ben de tamam diyorum. Oradan devam et. Heh. Şimdi geliyorum. Diyorum ki artı bana 10 GB'lık bir bölüm oluştur. Bak üzerine, yani bu sektörden başlayarak, bakın first sektör ne? Bu sektörden başlayarak son sektörüm şu olacak şekilde 10 GB'lık bir alan oluştur. Yani ben sektör numarası belirtmiyorum, alan belirtiyorum. Bakın 10 GB'lık bir bölüm oluşturdu. İşlem bitti mi? FDisk'te yaptığınız işlemleri kaydetmeden çıkarsanız yaptıklarınız kaybolur. Tamam mı? Bakalım şimdi. Nasıl kaydediyorum? WV ile kaydediyorum. Bakın bana ne diyor? Partition table'ınız diyor, değişti diyor. Tamam mı buraya kadar? Şimdi ben bunu size gösterebilir miyim peki? Gösterebilirim. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Yani bu şekilde göstermeden GUI'de göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Bakın ekrana. 320 GB'lık bir tane diskim var. 1 GB'lık ve hani 10 GB dedik. Burada oluşmuş 11 GB, 2 tane bölüm var. Görüyor musunuz? 2 tane bölümüm var. Heh, dikkat edin. Herhangi bir dosya sistemi yazmıyor. Bakın. Nereden biliyorum? Bakın şurada başka bir diskim var. Bu diske tıkladığımda, disklerin üzerine tıkladığımda bakın içerik bana buradaki ne söylüyor? Dosya sistemini söylüyor. X4 diyor mesela. Gördünüz mü? Ama bunlara tıkladığımızda herhangi bir şey yok. GUI'de bu şekilde, tamam mı? Yani yaptığım işlemin hani GUI'de nasıl gözüktüğünü göstermeye çalıştım. Tamam. Devam edelim. Yani iki şekilde nasıl oluşturabiliyormuşum? İki şekilde oluşturabiliyormuşum. İlk önce tekrar buraya gireyim. Girdim. Ne yapıyorum? Zaten bakın M'ye bastığınızda size partition oluşturmak için N'i kullanmanız gerektiğini, yaptığınız işlemi disk table'ına yazmak için, bu kaydetme olmadan çıkmak için de mesela Q'yu kullanabilirsiniz diyor. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bunu GUI'den kontrol ettim. Buradan kontrol edebilir miyim peki? Bakın. Gördünüz mü? Buradan da kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi iki tane benim oluşturduğum bölümüm var. Ve bunlara altında hemen sıradaki SDA1 ve SDA2 diye iki tane hemen sıralı isim vermiş. Tamam mı? Peki bir bölümü nasıl formatlarım? Nasıl formatlarım? Bakın buradan çıkayım. Geliyorum. Benim bölümüm var değil mi? Hemen bölümümü görmek için ilk önce emin olmak için ne yapıyorum? Yine buradan
F-disk ile L'ye şöyle görüntülüyorum. Bakın benim işlemim burası. 1 ve 2. Şimdi geliyorum formatlayacağım. Bakın. Export ile yapacağım. D. Bir. Bakın biri yapıyorum. Ne diyor bana? Bakın işlemi yaptı. İşlemi yaptı. Bitirdi. Sonra hangisi var? SD2 var değil mi? O biraz daha büyük olduğu için bu şekilde. Tamam mı buraya kadar? Şimdi ben tekrar bunu GUI'de görüntülemek istersem. Bakalım. Bakın disklerimin şu an görüyor musunuz? İçerik bölümünde artık ne yazıyor? Dosya formatı da yazıyor. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Yani bu videoda görmenizi istedim. Tamam, burayı da geçelim. Bu şekilde formatladık. Peki siz FDisk ile bir bölümün boyutunu nasıl kontrol edersiniz? Şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bakın. Gelip S parametresiyle şöyle S parametresiyle bakın şu kadar byte diyor. Normalde bu ne kadar? 1 GB'ı değil mi? Öbürüne bakalım. Bakın o da şu kadar byte. Ne diyor? Bu da 10 GB'tı. Bu şekilde S bayrağını, S parametresini kullanarak bölümünün boyutunu kontrol edebilirim. Kontrol edebilirim. Tamam mı? Şimdi bir bölümü nasıl silebiliriz kısmına geçeceğim. Bunu anlatmadan önce birden fazla daha bölüm oluşturmak istiyorum. Neden oluşturduğumu da biraz sonra anlayacaksınız. Şöyle geleyim tekrar. İçeri gireyim. Girdim. Tekrar bölüm oluşturayım. 3 diyeyim. First, ilk sektör bu diyor. Tamam. Kabul ediyorum. Ondan sonra diyorum ki 5 GB ekle diyorum. Ekledi. Tekrar diyorum. Bir tane daha oluştur diyorum. 4'ü oluşturuyor şu an. 4 diyorum. Bunu seçiyorum. Tekrar bu sefer 10 GB diyorum. Oluşturdu. Hadi bir tane daha oluşturalım. GB diyorum. Tamam mı yine? Yaptığım işlemin olması için ne yapıyorum? WV ile bunu kaydediyorum. Bakın. Geliyorum, görüntülüyorum. 5 tane bölümüm var. Bu 5 bölümümün 2'den sonrası yani 2'den sonrası formatlanmamış. Bunları da formatlıyorum. 3'ü formatladım. 4'ü formatladım. 5'i de formatlıyorum. Tekrar görüntüleyeceğim şimdi. Bakın. 5 tane bölümüm de şu an oluşmuş durumda. Tamam mı? Tekrar giriyorum içeri. Nasıl giriyordum? Bu şekilde. Bir bölümü nasıl silerim? Bir bölümü silmek istiyorsanız D bayrağını kullanacaksınız. Ya da D seçeneği nasıl ifade etmek istiyorsanız. Bakın geliyorum.
silmek için D bayrağını kullanıyorum. Bana diyor ki partition bayrağını yaz. 5 diyorum. Silindi. Bu işlemin tekrar aktif olması için ne yapacağım? W ile kaydedeceğim. Tekrar dışarı çıkıp gösteriyorum. Bakın bölümüm silindi. Tamam mı? Tekrar şimdi gireceğim, bölümümü oluşturacağım. Ha, bundan sonra yine silebilirim tabii ki. Bakın tekrar geleyim. D diyeyim. Delete anlamında D. Hangisini silmek istiyorsun? 4 diyorum. Kabul ediyor musun diyor. Kabul ediyorum diyorum ve kaydediyorum şu an W ile. Bakın tekrar geliyorum, görüntülüyorum. 3 tane bölümüm var. Buraya kadar tamam mı? Şimdi içeri gireyim. 2 tane daha bölüm oluşturayım. 2-3 tane oluşturayım. 1 dakika. 4 artı 5 GB. G diyorum. Bakın ne diyor? Ben 4'ü sildim biraz önce. Tekrar geldim. Bana diyor ki partition 4 içeriği -4 imzasına sahip diyor. Kaldırmak istiyor musunuz diyor. Yes diyorum. Tamam. Tekrar enne tekrar gidiyorum. 5 diyorum. Default seçmeyeceğim. Artı 10 diyorum. Bakın. Bu da oluştu. Hadi kaydet diyorum. Kaydet. Şimdi tekrar çıktığımda, görüntülediğimde 5 tane bölümüm var. Birkaç tane daha bölüm oluşturmak istiyorum. Yapacağım bir işlem için. İçeri giriyorum. N diyorum. Bakın. Şimdi 6 diyor. Tamam. Bu diyorum. Artı 100 MB'lık bir bölüm oluşturacağım. Tamam mı? 100 MB'lık bir bölüm oluşturacağım. Oluşturdum. Şimdi geliyorum. Tekrar bir tane N yazıyorum. Bakın ne yapacağım şimdi. Bir tane daha oluşturayım. Bekleyin lütfen. Ne yapmak istediğimi göreceksiniz. Artı 1 2 G diyeyim. 2 GB'lık bir bölüm oluşturayım. Sonra N diyorum. 8. Bakın. Sonra artı 100 MB'lık bir bölüm oluşturuyorum. Hepsini yazıyorum. Sonra geleceğim. Bunları şöyle yazmamak için direttim ama galiba yazacağım. Hemen yazalım hemen. Şimdi bölümleri formatlamak istiyorum. Üç. Dört. 5 6 7 8 şöyle görüntüleyeyim. Bakın 8 bölümlük bir diskim var. Şimdi diskimin üzerinde yapmak istediğim bir işlem var. Yapmak istediğimi anlatacağım. Ne yapacağım? Partition tablosunda arada bir bölümü sileceğim. Mesela bu bölümü sileceğim. Bu bölümü sildikten sonra
sıralamanın nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Bu işlemi yapacağım. Tamam mı? Şimdi yapacağımız işleme geçmeden önce bunu bir GUI'de de görelim. Yani bu disk yapılandırmamız en son haliyle GUI'de de görelim. Bakın disk yapılandırmamızın GUI şekli de bu şekilde. Burada yüzer megabaytlık iki tane dosyamız. Burada da 2 GB'lık bir tane dosya diyorum. Bölümümüz var. Bakın buraya kadar tamam mı? Şimdi buradan sonra ne yapacağım? Yapacağım işlem şu. Göstermek istediğim işlem şu. Bakın. Geliyorum. Şuradaki aradaki 2 GB'lık olan 7 bölümünü sileceğim. D ile geliyorum. 7'yi seçiyorum. Sildim. Tamam mı? Sonra print ediyorum. Bakın 7 gitti. Arada da 7 yok şu an. Görüyor musunuz? Bakın şimdi. Dikkat ettiyseniz ne yaptı? 8 ile 7'nin arası boş. Yani bir isim düzensizliği var. Gördünüz mü? Burayı save edeyim. Çıkayım. Burayı şimdi şöyle de listeleyeyim. Bakın. Gördüğünüz gibi isim düzensizliği var. İçeri tekrar giriyorum. Diyelim ki bir bölüm oluşturacağım. Tekrar. Bakın bana 7 ya da 9 ya da bunlardan birini seçebilirsiniz diyor. 9'u seçtiğimi düşünüyoruz. Şu an 2'yi sildim değil mi? 2 diyorum. 7'yi sildim. 9 yazıyorum. Bölüm olarak. Bunu seçtim. Geliyorum. Artı 4 GB'lik bir bölüm oluşturuyorum. Oluştu mu? Bakalım. Evet. Burada sonda böyle bir bölüm oluştu. Hala bir isim düzensizliği var mı? Var. Kaydettim. Çıktım. İsim düzensizliği var. İçeri giriyorum tekrar. Girdim. Şimdi bakıyorum. Evet. Hala bir isim düzensizliği var. X diyorum. Bana diyor ki expert komut bölümü açıldı diyor. Burada yardım için N'ye basıyorum. Burada F parametresi var. Fix partition order diye bir bölüm var. Gördünüz mü? Fix partition order. Geliyorum. F'e basıyorum. Partition order fix. Burada kaydetme bölümü var. Kaydetme olmadan çık. Ben burada return'a, ana menüye dönmek için R'ye basıyorum. Sonra çıkıyorum. Tekrar içeri giriyorum. Bakın bölümün isminin düzeldiğini görüyorum. Bakın biraz önce nasıldı bölüm? Şu içeri gireyim. Şu yukarı doğru çıkayım. Bakın. Bölüm neydi? 6'dan sonra 8, 9 geliyordu değil mi? Arada 7 yoktu. Ben gelip işte o X ile içeri girip ondan sonra da expert komut bölümünde F ile çalıştırdığımda fix order deyip benim partition table'ımı düzenli bir hale getirdi. Buraya kadar tamam mı? Hı. Şimdi bir bölümün ön yükleme bayrağını nasıl aktif edip nasıl devre dışı bırakabilirim? Bundan bahsedelim şimdi. Bakın ne demek istiyorum. Şimdi buradan geleyim bir tane partition'ı ilk önce içeri gireyim tekrar. Mesela diyelim ki benim SD1 partition'ım SD1 dediğim şu partition'ım ne olsun? Benim bootable partition olsun. Gelelim bunu bu şekilde ayarlayalım. Nasıl ayarlayacağız? Şu şekilde bakın. Geliyorum. P'ye basıyorum. Partition'larımı görüyorum değil mi? Bunu aktif hale getirmek istiyorum. Tamam süper. Bootable etmek istedim. A harfine tıklıyorum. Bilinmeyen bir komut mu? Hmm.
Evet, şimdi sizlere bootable bölüm belirlemeyi göstereceğim. Yani bir bölüme bootable fileyini koymayı göstereceğim. Ama tabii ki bunu nerede yapamıyoruz? Bunu ben GPT diskte yapamıyorum. Bunun için NBR disk oluşturmam lazım. İlk önce bu diskin hepsini bir silelim. Bakın, geliyorum. Bir diski bakın MV şöyle help'e gelin. GPT ya da dost işte dost tabanlı ya da GPT partition table nasıl yaparsınız? Bakın G ile GPT yapabiliyorsunuz. O küçük O harfiyle de NBR yani BIOS dediğimiz eski disk table sistemine geçebiliyoruz. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bakalım O diyelim. Eski imzalar bütün hepsi kaldırılacak diyor. Evet diyorum. Gitti mi? Bakalım şimdi. Bakın diskim şu an bomboş. Ne yaptım? Diskimde şey yok. Herhangi bir partition yok. Doğru mu? Şimdi partition oluşturayım. Neyle oluşturuyorum? Neyle oluşturuyordum? Şimdi bakın MBR dediğimiz gibi geldiği için yani benim şu an disk modelim bakın disk tipim ne oldu? GPT'den DOS'a döndü. Doğru mu? Eski dosya sistemi, eski table sistemine döndü. Primary oluşturabiliyorsun. Bakın 4 tane diyor. Bir tane de extended oluşturabiliyorum. Bakalım bir tane primary oluşturalım. P diyorum. Bana şey ver diyor. Bir number ver. Aynen olduğu gibi. Burada default seç diyorum. Aynen böyle. Diyorum ki 5 GB'lık bir tane disk oluştur. Buraya kadar tamam mı? Bunu oluşturdu. Tamam. Devam edelim. İkinciyi diyelim. Bir tane primeriniz var diyor. Bak. Bir tane primeri var diyor. Tamam. Bir tane daha. Seçin. Primeri yine oluşturacağım. Sonra geliyorum. 2 diyorum. 2 zaten default seçecek. Yine ne diyelim? 10 GB'lık bir bölüm oluşsun. Oluştu mu? Üçüncüyü de oluşturduk. İkinciyi de oluşturduk. Üçüncüyü oluşturalım. Bakın iki tane primer'im var diyor. İki tane free var diyor. Tamam diyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Yine primer oluşturacağım. 3 diyorum. Bunu diyorum. Artı 20 GB'lik bir bölüm oluştur diyorum. Oluşturdu. Bakın print ettiğimde de şu an 3 tane bölümüm var. Görebiliyor musunuz? 3 tane bölümüm var. Tek tek tamam oluşturmaya devam ediyorum. Bana diyor ki extended yok diyor. Bir tane free diyorum. Yine primary diyorum. 4 diyorum. Default'ta bunu oluşturdu. Artı 30 GB'lik de bir yine oluştursun. Bak ne diyor? Bak 3 4 tane ne oluşturdum? Şu an geleyim yapayım. Bak 4 tane primary bölüm oluşturdum. Bana diyor ki sen diyor şöyle bakın neyi seçtiğim anda daha fazla partition oluşturmak istiyorsan extended ile primary'yi yer değiştirmelisin ilk önce diyor. Ne yapıyorum? Geliyorum. Ne demek istiyorum? Göreceğiz şimdi. 4 tane primary oluşturdum. Daha fazla oluşturmama izin vermiyor artık. Delete yapıp 4'ü sileyim. Sildim değil mi? Şu an oluşturmama izin verecek mi? Bakın primary çıktı. Hadi diyorum extended yapalım. Fix sektör bu. Bakalım. Buradan devam et. Son sektör 50. Şöyle 50 GB diyorum. Yaptı değil mi?
Şöyle geleyim. Bütün hepsinden çıktık. Kaydetmeden çıktım hepsini. Kaydetmeden çıktım hepsini. Neyse, hemen oluştururuz. Gelelim. Primary diyelim. Şöyle oluşturayım hemen. Ne deyip tekrar gidiyorum. Primary diyorum. Ah, 2 diyorum. Asektör 20 GB diyorum. Artı 20 GB diyorum. Tekrar primary bir tane oluşturayım. 3 diyeyim ona da. 30 GB'lık bir oluşturayım. Listeliyorum bakın hemen. 3 tane bölümüm var, doğru mu? Şu an extended oluşturacağım. İlk önce bunu bir kaydedeyim de. Kaydedeyim. Bakın 3 tane bölümüm var. İçeri gireyim. 3 tane bölümüm var. Görüntülüyorum. Şimdi geliyorum, tekrar bölüm oluşturmaya devam ediyorum. Bir tane boş alanım var diyor. Bak burada diyor. Bir tane oluşturma hakkım var. Extended diyorum. İlk sektör bu diyorum. Son sektörde diyorum ki 50 GB'lık bir bölümüm olsun. Tamam. Buraya kadar tamam mı? Bunu da kaydediyorum. Print. Bakın. 3 tane primary bölümüm var. Bir tane de extended bölümüm var. Bunlar 10 GB, 20 GB, 30 GB. Bu da 50 GB. Tamam. Geliyorum. Diyor ki 5. partition eklemek istiyor musun diyor. Bak, dikkat et. Nerede ekliyorum? Oluşturduğum extended'ın içinde ekliyorum. Bak, bana diyor ki buranın arasında oluşturabilirsin diyor. Ne demek istiyorum? Bak şimdi gidelim, GUI'yi açayım. GUI'yi açayım size. Bakın şimdi burada ne yaptım? 10 GB'lık bir bölüm oluşturdum, değil mi? Sonra 20, sonra 30. Bak, burada gittim 50 GB'lık bir extended alan oluşturdum. Şimdi ben bunun içinde ne yapacağım? Extended'ın içinde logical partition'lar, mantıksal partition'lar oluşturabilirim. Doğru mu? Hadi oluşturalım. Hemen oluşturalım. Bana diyor ki burayla buranın arasında olur. Dikkat edin bakın. Burayla buranın arası, değil mi? Benim başlangıç, bakın. Oluşturacağım disk burayla, yani buranın sonu değil. Dikkat edin. Buranın içinde oluşturuyorum. Tamam, burası diyorum. Tekrar artı diyorum. Hadi diyorum 10 GB'lık bana bir partition oluştur. Oluştu mu? Kaydedeyim hemen. Tekrar çıkayım şöyle. Print diyeyim. Bakın. İçinde 10 GB'lık bir bölüm oluştu. Hemen tekrar GUI'den de bakayım. Bakın ne oldu? Görüyor musunuz? 50'nin içinde 10 GB'ı aldı. Bana diyor ki senin diyor burada hala diyor 40 GB'ın devam ediyor diyor. Var diyor. Tamam mı buraya kadar? Süper. Şimdi en başında ne anlattım? Dedim ki ben dedim nasıl bir bayrak koyarım? Bootable bayrak nasıl koyarım dedim. Bundan bahsedecektim. Doğru mu? Şimdi oraya gelelim. Şurayı kapatayım bir dakika. GUI'yi kapatayım. Tamam. Gelelim. Bootable yapmak için ne yapıyorum? Bakın geliyorum. Disklerim burada, değil mi? Primary'yi bootable yapacağım. Bana diyor ki A diyor. Hangisini bootable yapacaksın? 5 tane partition'ın var. Diyorum ki biri bootable yap. Bootable file'yi eklendi. Enable edildi diyor. Tamam. Nasıl görüntülerim? Bakın gördünüz mü şurada yıldızı? Ben bu partition'ı bootable file'ye ekledim. Yani ben bu partition'ı bootable yaptım. Bunu bu şekilde
yapabiliyorum. Buraya kadar tamam mı? Peki bu bootable'ı nasıl disable edebilirim? Yani disable etmek için ne yapabilirim? Tamam, buradaki file'yi ne yapacaksın? Tekrar aynı gidiyorum, bakın. Aynı giriyorum. Bir diyorum. Aynı, hiçbir şey yapmadım bakın. Partition'a yine girdim. Bootable file'yi, partition üzerindeki bootable file'yi disable edildi diyor. Bakın burada enable edilmişti. Hiçbir şey yapmadım. Girdiğim şu. Bakın. Girdiğim işlem şu. A'ya bastım. Hangi partition seçeceğimi söyledi. Şu partition dedim. İşlemi yaptı. Bakın şu an gitti mi? Bakın gitti. Tekrar A'ya geliyorum. 2 diyorum. 2'nin üzerinde diyor. Bootable partition'ın üzerinde diyor. Bootable bayrağı aktif edildi diyor. Geliyorum, gerçekten mi? Evet. Bakın. Bu kadar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi en başında dediğimi tekrar diyorum. NBR ve GPT dosya sistemi ne var? Sizin diskinizde kullanacağınız bir disk sistemi var değil mi? BIOS modunda başlatmak için NBR'i kullanıyoruz. Doğru mu? UEFI modunda başlatmak için de GPA'yı kullanıyoruz. Eğer NBR standardı ne? 2 terabayta kadar bir disk bölümü oluşturmayı istiyorsanız ve bu sizin için yeterliyse ne yaparsınız? NBR'i kullanırsınız. 2 terabayt veya daha büyük bir diskiniz varsa ne yapacaksınız? GPT'yi kullanacaksınız. NBR'in üzerinde 4 tane birincil, yani primary bölüm oluşturma lüksünüz var. Daha fazla oluşturamıyorsunuz. Daha fazla bölüm ihtiyacınız varsa ne yapacaksınız? Biraz önce yaptığım gibi 4 tane primary'den birini extended yapacaksın. O extended'ları da kendi içinde mantıksal olarak böleceksin. Nasıl yaptık? Bakın şöyle geldik. Ne yaptık? 50 GB'lık bir tane extended partition oluşturduk. Bunu da kendi içinde 10-10-15-5. Yani ne yapmam gerekirdi aslında benim? Şu alanın hepsini yapmam gerekirdi extended. Doğru mu? Bunu da kendi içinde parçalamam gerekiyordu. Ben sadece göstermek için bunu böyle yaptım. Normal olarak sizin burada yapmanız gereken ne? Primary partition'ları oluşturduğunuz, öbürlerini de küçük küçük madem bölmek istiyorsunuz, bütün hepsini extended yapacaksınız. Bütün hepsini extended yaptıktan sonra da kendi içinde logical partition'lara bölecektiniz. Tamam mı buraya kadar? Şimdi buradan devam ediyorum. Ne dedim? 2 terabayt üzerindeyse GPT'yi seçeceksiniz. GPT sana 128 tane kadar bölüm sağlıyor. Bu kadar. Peki GPT ile NBR arasında değiş tokuşu, yani dönüşümü nasıl yapıyorsun? Biraz önce gösterdim aslında ama tekrar göstereyim. Bakın şurada, bakın GPT'ye gitmek için geliyorsunuz, G'ye basıyorsunuz, disk tipinizi GPT'ye çeviriyor. O'ya, yani NBR'e çevirmek için, DOS sistemine çevirmek için geliyorsunuz, O'ya basıyorsunuz. Bu kadar. Bu ikisi arasında bu şekilde değiş tokuş yapabilirsiniz. Size hangisini ne için kullanmanız gerektiğini de söyledim. Büyük disk alanınız varsa GPT. Küçük disk alanı varsa ve çok fazla partition oluşturacaksanız ne yapacaksınız? GPT'yi kullanacaksınız. Evet, bu kadar. Elimden geldiği kadar size FDisk'i anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki Linux komut videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu video sizler için faydalı olduysa lütfen takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.